müzikte üç temel şey var. Birisi bas, yani armoni, melodi, ritim. Şimdi gitar bunların üçünü de bir şekilde yerine getirebilen bir saz. Nefeslerin armoni verememe gibi bir problemi var. Piyanodan daha ritmik bir enstrüman. Piyanoda da ritmik şeyler yapılabiliyor ama biraz evvel yaptığım, yani mesela bu şeyin davul setindeki fırçalı trompet snare'ını en kolay simüle eden enstrüman akustik gitar. Akustik gitardaki ritim. Dolayısıyla bir ritimle ilgili bir rahatlığı var. Bir de ayrıca da işte biraz evvel duyduğunuz gibi bu şekilde bir melodi hattı rahat rahat çalabiliyorsunuz. Bu hepsini birlikte bir araya getirip çalmak da mümkün. Yani hem armoniyi duyacağız, hem ritim olacak, hem de melodi hattı olacak. Aslında armoni deyince de iki şey var, söz konusu. Biri bas hattı, bir de bu armoni ara sesler. Bir örnek vermeye çalışayım. Sadece bas hattı için. Armoni sesleriyle birlikte, akorlarla birlikte çalayım. Ile çalayım. İşte sizlere sadece bas yürüyüşünü, yani onun da bir kontrbas gibi değil de bas hattını, daha sonra bunun eşlik akorlarını, daha sonra da melodisini çaldım. Dolayısıyla gitarı neredeyse bir piyano kadar, biraz şey derler, tek elli piyanist gibi olur derler ama
tek elli piyanist kadar bütün şeyle, yani müziğin bir parçanın melodi, armoni ve ritmiyle çalmak, bas hattıyla çalmak mümkün. Bunun bir adım ötesi Joe Pass isimli virtüözün yaptığı şey. Virtüözo diyor, albümleri vardır. Şeye gidiyor. Montreux Jazz Festivali'nin şeyle, o Norman Granz'ın ekibiyle, o zamanlar bir Pablo ekibi vardı 1970'lerde. İşte Oscar Peterson, Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, Ray Brown, benim hatırladığım isimler, Louis Belson falan. Bunların hatta o konserlerinden veyahut da o sessionlardan bir sürü de albümleri vardır. Bir şey, bir konser iptal oluyor Montreux Jazz Festivali'nde ve ne yapalım, 2000 kişilikte bir salon, Joe Pass'i tek başına çıkartıyorlar ve Joe Pass 2000 kişiye inanılmaz bir konser veriyor tek başına ve şey, ertesi gün bir konser daha koymak zorunda kalıyorlar çünkü çok beğeniliyor. Ama yani bunu yapabilen bence bir numaralı kişidir, bir numaralı müzisyen, gitaristtir. Şimdi bir de Martin Taylor var, İngiliz. Fakat daha onunki worked out dediğimiz, daha çalışılmış, birazcık daha klasikçi aranjmanı gibi. Ama yani doğaçlama kısımları da var. Ama böyle hem basları, hem armoniyi, hem de üzerine bir de doğaçlama, hızlı bir hattı çalmak çok zor bir şey. Bir deneyeyim ben. Yani hakikaten deneyeceğim. Bazen ikisi, bazen tek bir şekilde yapmaya çalıştım. Beautiful Love'un parçanın adı.